Ben paylaşmış sabırlar olduk. Şimdi diliyoruz. Ebru Gündeş boşanıyor mu dedik yayınımızda geçtiğimiz hafta. 6 aylık evli Ebru Gündeş tek bir resim dahi atmazken yayınımızın ardından bir resim iyi geldi. İyi ki paylaşımı yaptı. Buyurun. Beyaz Magazin'in iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye bu haberi konuşacak. Ebru Gündeş daha 5-6 ay oldu evleneli. Boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına Ebru Gündeş'ten fotoğraflı cevap geldi. 6 ay önce kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir'le sessiz sedasız dünya evine giren Ebru Gündeş'in boşanmak için yine sessiz sedasız harekete geçtiği iddia edildi. Daha yeni evliler. 5 ay oldu değil mi? 5 ay oldu. 5 ay oldu daha. Evlendikten sonra ne bir görüntü ne de bir paylaşım yapan Gündeş'in Dubai'deki evini boşalttığı ve Türkiye'ye döneceği konuşulmaya başlandı. Ebru'nu sevenlere Ebru'nu çok iyi bilir ve tanır. Ebru stres altındayken ve mutsuzken yemek yemez ve zayıflar. Hatta Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir'le anlaşamadığını, ona gerekli ilgiyi göstermediğini ve hiçbir konserine gelmediğinden yakındığı da dikkat çeken iddialar arasında yer aldı. Acaba adam gizli saklı işler mi yapıyor? Acaba adamın bazı kriminal durumları mı var? İnsanın aklına her şey geliyor. Beyaz Magazin'in haberine Ebru Gündeş'ten yanıt gecikmedi. Eşi Murat Özdemir'le bir fotoğrafını paylaşan Gündeş, iyi ki notunu aşk dolu bir kalp emojisiyle süsledi. Fotoğrafta ikilinin alyansları kadar dikkat çeken bir detay daha vardı. O fotoğraf eskiydi. İddiaya göre ayrılık haberlerini yalanlamak isteyen Ebru Gündeş kaş yaparken göz çıkardı. Evliliklerinin ilk günlerine ait fotoğrafı iddialara cevap vermek için paylaştı. Aylardır Murat Özdemir konserine bile gitmezken Ebru Gündeş'in bir anda Ebru Gündeş'ten iyi ki paylaşımı geliyor. Böyle alyanslarını gözümüze soka soka bir resim paylaşmış Ebru Gündeş ama şimdi şöyle bir durum var. Bu fotoğraf eski. Bu fotoğraf yeni değil. Aylar önce çekilmiş bir şimdi fotoğraf. Şimdi bir kere bence evliliğinin hemen akabinde çekilmiş bir şey olabilir ve orası yurt dışı Türkiye değil. Evet. Yani yine yeni bir resimle gelmediler bize. Venedik. Ha, Venedik. O kazıklardan belli, denizin içindeki kazıklardan belli. Orada su sığ olduğu için Venedik'te bazı yerlerde o şeyler, vapurlar çarpmasın diye, orada karaya oturmasın diye kazıklarla kaptanları uyarıyorlar. Venedik'in her tarafında o kazıklardan görebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki bize bu istihbaratlar geldiğinde maalesef ki yine en yakınlarından geliyor. Yani biz bunları kendi hayal dünyamızda hayal edip de bir anda boşanacak diyemeyiz. Demeyiz de kaldı ki boşanmalarını niye isteyelim? Bir yuva kurulmuş, bunun güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde sürmesini dileriz ve temenni ederiz. Ama şimdi sizin en yakınlarınızdan gelen istihbaratlar olduğu zaman biz de bunun üzerinde zaten çok önce duyduk da çok düşündük. Yine kendi araştırmalarımızı da yapmıştık. Hemen duyar duymaz da yayınlamadık. Yapımcımız Bilal Özbilge zaten bu konuda çok hassastır. O şeylere çok dikkat eder. İyice araştırır. İyice araştırmadan asla yayınlamaz. Dediğim gibi şimdi burada da bir çelişki var. Bakın bu yeni bir resim değil. Yine restoranttan mesela ben Ebru ile eşini bir restoran çıkışı el ele görmek çok isterim. Bu asker çok arkadaşı isterim. Pozu gibi olmuş. Burada bir romantizm yok ki mesela aşklarını gösteren birbirlerine aşkla yok, baktıkları. Yok yani burada... Ya da değil mi? Mesela öyle bir poz görmek isterdim. Allah aşkına isterdim. Ayağa kalk. Allah biz aşkına bugünden ayağa bir resim görelim. Allah aşkına ayağa kalk. Sevgili Ebru Gündeş. Allah aşkına ayağa kalk. Allah gel. Allah aşkına ayağa kalk. Gel şöyle gel yanıma gel. Bak şimdi. Nasıl poz Allah aşkına? Sen benim eşimsin. Şebnem business. Sen benim eşimsin. Senle poz çek. Allah korusun da. Böyle şey olur mu ya? Bu ne ya? Bu ne böyle? Böyle bak böyle ha? Şimdi böyle iyi ya? Ki pozu olur mu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha? Yok mu hiç böyle birbirlerine aşkla baktığı bir resim? Gel. Acımadı. Bir duygusal an. Ya böyle fotoğraf olur mu ya? Bu ne ya? Ha?
İşte olmuş işte. Ya bu şimdi, ne kadar ama yanlış. Eski. Şimdi evet, tarih. demek ki Mayıs Haziran başı. Ya bir de şunu anlamadım. Ya kanıtlamaya gerek yok ki bir de. Yani burada bir kanıt, yani bir şey, yine bir şeyler hissediyorum. Bakın arkadaşlar, ben şu an belki söylemlerimde haksız oluyor, görünüyor olabilirim ama birazcık beklemeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü bu eski bir resim. Bak Ebru Gündeş burada daha kilolu. Şimdiki halleri zayıfladı. Daha zayıf. Yani bizim gözümüzden kaçmaz. Ha yine inşallah ben hani yanlış söylemiş, yalancı duruma düşmek çok isterim. Çünkü hiçbir yuvanın yıkılmasından yana hiçbir tabii temennim ki söz konusu olamaz. Ama ben gerçekten Ebru'nun çok mutlu olmasını istiyorum. Bu resimle bir şeyleri kanıtlamaya çalıştığını düşünüyorum ama kendi iç dünyasında yine çok mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi bu fotoğrafta eski olduğunu anlatan başka bir şey daha var. Yani 4-5 aylık olduğunu, yüzüne yeni dolgu yaptırmış ve yüzü şiş. Yüzü şiş. Şimdi baktığımızda fotoğraflarına, kendi paylaştığı fotoğraflarda, görüntülerde yüzü daha oturmuş. O estetik, yüzündeki estetik oturmuş. Zaman kazanmak için, insan aklına şu geliyor. Zaman kazanmak için o zamanki eski 4 ay önceki fotoğrafı paylaşmış olabilir diye düşünüyorsunuz. Yani neden zaman kazanmak Hayır, için? Hayır, ben niye bir de hani ortaya çıkmadıklarını da algılamıyorum. Siz evlendiniz artık, karı kocasınız değil mi? Bir konsere gidebilirsiniz, bu yani bu kadar kapalı yaşamanın alemine değil mi? Çok esrarengizler çok yani. Çok esrarengiz geliyor. Kaçacak bana. Ne var? O zaman nikahlı, niye evlendin? Neden resmiyete döktün? Değil mi? Hani evet, bu kadar tamam, Ebru Gündeş ketumdur. Bakın Ebru Gündeş'in çocuğunun bir resmini bile kimse göremez, bilemez. Bu konularda, evet, o konuda hassasiyeti evet var. Onu anlayabiliyorum. Evet. Çok da doğrusunu da yaptığını da düşünüyorum. Ama şimdi zaten bu kadar çok tartışmalı olan bir evlilik. Yani insan, daha doğrusu onun hayranları, onun bir iki kare eşiyle olan mutlu bir anını görmek hakkı. Hakkı tabii. Tabii yani balayında her insan böyle fotoğraf verebilir. Yani bir tebessüm ederek kocasıyla bir arada fotoğraf verebilir. İyi ki notu düşersin. Önemli olan daha sonra nasıl gelişecek ve bize gelen bilgilere göre de çok çabuk aralarında bir sorun oluştu. Ve Pınar Aliçe de onu geçtiğimiz programda haber olarak duyurdu. Boşanacakları şeklinde bir gelişme yaşandığı. Bir de diyor ki seyirci mesela, bu sene iyi ki, seneye bu kim ki? Ebru Gündeş'in de böyle bir durumu var diyor. O yüzden çok da samimi gelmiyor bu paylaştığı fotoğraf diyor yorumda. İlk haberi aldım. Evet. Evlendikleri haberini, dedim ki 6 ay veriyorum maksimum. Çünkü sen bunu balık, neye dayanarak? Balık sana baştan geçmeyen, kokar. Bu evliliğin sürmeyeceği aşikar. Neden? Çünkü neden Murat mesela Özdemir'i tanıyorum. Ebru Gündeş'i de tabii ki herkes kadar biliyorum. Hmm. Tanışıklığım yok. Ama evlilikte ne aradığını çok iyi biliyorum Ebru Gündeş'in. Güçlü, yani şey bir kadın. Söz onda olsun isteyen bir kadın. Evet. Dolayısıyla otoriterdir. Yürümez bu iş dedim. Yürümez. Allah Allah. Murat da çok çapkın bir adam. Çok fazla medyatik, influencerla bilmem kimlerle ilişkileri oldu tabii. Öyle mi? Ya ben çapkınlık konusunda değil de ben daha farklı sorunlarının olduğunu düşünüyorum onların. Yani Ebru bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilir eşiyle alakalı. Ama Ebru Gündeş'e durup düşünecek yani. Yani bir kaç kere sever insan, kaç gönüle alışır diye bir söz var ya. Bir güzel bir şarkı sözü var. Yani bir insan hayatı boyunca kaç bedene sarılır diye de ekleyeyim ben. Oturup düşünecek. Yani sürekli olarak da illa evlenmek zorunda, illa birileriyle aşk yaşamak zorunda değilsin ki ya. Yani hayatta aşık olabileceğin başka değerler de var. Muhakkak. Hayatını sürdürürken güzellikleri paylaşabileceğin, sana anlam katacak başka şeyler de var. O zaman toplumda herkes boşansın evlensin, herkes boşansın evlensin. Şimdi böyle bir şey yok. Ve Ebru Gündeş bunu yapınca da çok ünlü bir insan olduğu için de dikkati çekiyor. Üstelik arkadaşlar, üstelik evliliklerinde, son iki evliliğinde başka beraberliklerin bitmesine sebep olarak yapıyorsan sen bunu, konuşulursun ve eleştirilirsin tabii ki yani.
Şimdi gerçekten evlilik işi cesaret işi. Hele ki evet. mazinde böyle hayal kırıklığı yaşadığın bir ayrılıkla sonuçlanan bir evliliğin varsa seni gerçekten... yoğurdu üfleyerek yemen lazım bir kere. Evet evet yani ben mesela Ebru'nun açıkçası daha evlenmez diye düşündüğüm noktada evlendi. Yani niye evlensin ki? Çocuğu var dedim, kariyeri var dedim. Zaten evlenmiş, kaç kere gelinliğini giymiş, sevdiği adamı da almış, ondan çocuk da yapmış zamanında. Yani artık dedim herhalde şey yapar diye düşünüyordum. Hani tabii ki bir hayat arkadaşı seçer kendine, öyle devam eder veya etmez. Çok da önemli değil. Zaten çok başarılı bir kadın. Mutlu olabileceği çok değerlere sahip bir kadın. Ama ben aniden bu evliliğe de şaşırmıştım. Ve sonrasında bu evliliğin aniden biterse de şaşırmayacağım. Bak, hiç evliliğine doğru tercihler şaşırdım. Yapamıyor. Mesela mesleki başarısı muazzam, tabii muhteşem bir ses. Tabii ki de, evet. Yani tabii o konuda ki. Herhalde herkes Türkiye'de hemfikirdir. Ama özel hayatında bir türlü dikiş tutturamıyor. Hiç doğru seçimler yapamadı. Bir de diyorlar ki eskiden diyorlar evin içinden fotoğraflar paylaşırdı. Günlük ev hayatından Ebru Gündeş. Evet. Şimdi hiç paylaşmıyor. Hiç atmıyor doğru. Ebru neden koptun? Neden kopuyorsun seni sevenlerden? Ha bu arada kocam mı yasakladı evin içinden fotoğraflar paylaşmayı ev halinden? Yani, bu arada bir bu kadar düzeltme, düzeltme de yapmak istiyorum. Ya. Geçtiğimiz yayında Dubai'deki evini kapattığını söylemiştim. Hı. Dubai'deki evini kapatmamış. Duruyor oradaki duruyor, evi. Duruyormuş. Hı. Dayalı döşeli duruyormuş ama gider mi gitmez mi? Bilmiyorum. O düzeltmeyi o de yapayım buradan. Murat Özdemir'den önce aldı o. Tabii o tabii. Murat Özdemir'le alakası olmayan bir Murat ev o. Hayatında evet. o evi evet. aldığında. Evet. Murat da orada iş yapan evet. bir insan. Sürekli git gel yapıyor evet. oraya. O düzeltmemi de yapayım. Bir ara sonra, yerleşme kararı aldılar oraya. Değil sonra, mi yerleştiler? Yerleştiler de zaten. Ebru Gündeş zaten son yıllarda halktan kopmuştu arkadaşlar. Halktan evet. uzaklaşmıştı son zamanlarda. Bu evliliğinden sonra da iyice uzaklaştı. Bir de hayranları diyor ki ya diyorlar halkın sanatçısı diyorsunuz ama bir konserini görmüyoruz. Bir açık havada şurada burada halkın gidebileceği bir konser. Nerede otellerde konser, nerede zengin düğünleri var? Ebru Gündeş orada. Yani 10 milyon lira alıyor Azerbaycan'a gidiyor düğüne katılıyor. Ama biz kendisini seviyoruz izleyemiyoruz diyorlar. Ebru Gündeş de son paylaşımının altına yazmış. Bir yaz daha hızla akıp geçiyor. Hep beraber şarkı söyleyeceğimiz nice yazlara. Hep beraber söylemiyoruz ki Ebru Gündeş. En az 25 bin kişi başı. Hep beraber. Dinlemek. Restoranda değil mi? Çıktığı yerde. Neden biz Ebru Gündeş'i açık havalarda göremiyoruz? Hiç yok mesela. Hiç neden? Halk konseri Aşırı yok. Halktan uzaklaştı hayatım. Neden kendisini de sorgulasın? Neden acaba? Hep zengin zümrenin gittiği bir sanatçı haline geldi. Çok uzaklaştı halktan. Çok doğru tespit. Yani. Çok. Yani. Ama o halkın sanatçısı. Halkın çok sanatçısı seviyor. Olsa bir şey söyleyeceğim şimdi katılacak mısınız? Halktan birisiyle izdivaç yapar ya. Halkın içinden birisiyle. Hiç öyle bir şey. Hep nerede zengin var? Nerede para kazanan insan var? Onunla duyuyoruz. Aşk yaşıyor. Onu öyle birisiyle duyuyoruz. Evlilik yapıyor. Öyle bir şeyle birisiyle duyuyoruz. Niye ona ihtiyacı normal yok bir, Ebru Gündeş'in? Bir doktorla niye evlenmez? Yani bir mühendisle niye evlenmez? Hmm. Yani neden halktan birisiyle evlenmez? Ya bu neden evlilik Dubai? İşi nasıl neden, kısmet işidir? Neden Bilal Konya Bey'cim? Değil Erzurum değil Diyarbakır? Hayır hayatım. Nasip adam istiyor. Tabii ki nasip kısmet ama seçici de olursan ona göre de seçersin. Çünkü senin adayın çok. Mesela şimdi bu beyefendiye de söylüyorum. Neden kendinden 15 yaş büyük bir bayanla evleniyorsun neden? Da sen karizmatik bir insansın, zengin bir insansın. Niye canım? İşleri var, çeşitli niye? İşleri var. Neden bir genç hanımla isimsiz ama daha genç, çok Ebru Gündeş'ten daha genç, yaşı yaşına uygun, daha güzel diyeceğim. Estetik yaptırmaya ihtiyacı olmayan bir hanımla evlenmedin de gittin Ebru Gündeş'le evlendin neden? Mesela. Aşk mı? Evet. Aşk mı? Bunu tartışırız. Murat Özdemir'in ilk defa kendinden bu kadar büyük bir ilişkisi ve evliliği oluyor. Hep kendi ama yaş grubuyla beraber olmuş. Aşık olmuş olamaz aşk mı? Ona sahnedeki kadına hayranlık şimdi, başka, onu alıp hanımın yapmak başka. Burada başka bir psikoloji var işte. Evlilik çok radikal bir karar bu konuda. Bakalım sürecek mi? İyi ki paylaşımları devam edecek mi? Bugünden bir resim gelecek mi? Biz bugünden bir resim bekliyoruz. Biz bugünü konuşuyoruz. Evet. Peki şimdi Zonguldak'ta sel uyarı.